Ya bu yağmur bizde ne istiyor ya, anlamadım ya. Şiddetli bir yağmur. Günaydın, sabah saat 9. Toparlandık hızlı bir şekilde. Cengiz abi var ya, bizi takipçilerden geldi, askerden Gazipaşa. Burada yaşıyor. Dün gece sabaha kadar yağmur, rüzgarda şu an fırtına. Burada kalmayız sahil kenarı. Aslında biz böyle planlar düzmüştük. Düşmüş ala şöyle böyle. Alamayacağız abi. Ona halde direkt şeye gidiyor. Cengiz abinin dükkanına. Duşumuz adımız kaldı. Yağmur, fırtına yine bizi rahatsız etmeye başladı. Gede kalemini biliyor. Çok güzel. Bisikletlerin bir ihtiyacınız olan herhangi bir anahtar, yama vesaire, herhangi sanayide ihtiyacınız olan bir şey var mı? Yok abi şu an. Yok, yok abi, çok sağ ol, her şey var. Yok, her şey var. Yani yama için zaten öyle bir şey, her şey var. Yani bisikletle şey alakalı her şey. Yok, her şey var, her şey bizde var. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Burada bir eksik. Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Mercimek var, ezogezin var. Ezo. Tavuk alayım. Tavuk çorbası. Ben tavuk alayım abi. Bir tane tavuk bana ver. Usta ne alıyor abi? Cengiz abi. İki tavuk olsun abi. Şimdi bir tercih meselesi. Bazı şeylerden vazgeçmezse, yurt, yuva, aile, iş, güç, para, maddiyat, bunlardan vazgeçmez. Bu tarafa nereye gidiyoruz? Dolaştıracağım ben sizi. Bakalım hadi sana da. Öğleden sonra da çok sağlam bir yağmur geliyor. Bisikletle gidemeyeceğimiz ilk çıkış yerleri ağrımız arabası nedeniyle gösterebilir. Bakın tarihi yerler. Şunlar falan kalıntılar buradan başlıyor. Fazla detaylı bir şey bilmiyorum. Bu havuz mu? Burası hani şeymiş Ömer. Havuzmuş be bu. Oo, burada atıyormuşlar böyle. Bak. Üzümler burada. Şaraplar burada böyle. Oo, mis gibi. Hanlar atıyormuş. Abi çok güzel bir yere yetti bizi Cengiz abi, sağ olsun. Bu yolları biz gelsek 2 ay sürür gelip buraya çatmamız. Eski bir tarihi han. Oğlum burada çökersen aşağı yazı olursun. Kuyuydu muydu hiç bilmiyorum. Eyak basa basa gidiyoruz. İnşallah rüzgar koyu. Şiddetli bir rüzgar var. Düğünde hava yağmurlu. Arkadan siyah bulutlar geliyor. Yırtık denize geldik. Ömer, yırtık deniz mi? Yırtık deniz. Delik denize geldik abi. Burası biliyorsunuz %99 muz bahçesi, bir tane bizim nesibimiz oldu. Aslında çok yeşil bunlar hepsi. Yiyilmiyor taş gibi. Böyle bir tane dibine küçmüştü. Yiyip lezzetine abi, bakacağız. Bir tane abi. Her muz bahçesinden geçerken yerlere bakarız. Hadi. Ha, artık bundan bile yerlere baka baka gidiyor. Ömer gel. Cengiz abi gel. Gel bir deneyin. Abi siz yiyin. Yo yo. Bakın lezzeti nasıl. Ömer ilk baştan ye, bir şey olsa sen olsun. O zaman komple bu zehirli olabilir. Hepsini ben yiyeyim. Cengiz abi de, Cengiz abi de. Sana bir şey olmasın. Hepsini önce ben yiyeyim. Ye. O Cengiz çakal abi, ya ben de daha çakal. Doğal muz buldum sana. Teşekkür ederim. Vay be, kismet nesil bir tane buldum. Yap nasıl yiymiş abi? Vay anamına nasıl? Ömer bal gibi. Görüyor musun? Doğal ya, böyle oluyor abi. Cengiz abi diyor şeyde yetişende, bu kapalı salıdır malıdır nedir, orada yetişende şey oluyor,
lezzet olmuyor. Böyle doğal havada yesinin daha lezzet oluyor. Neyse bulduk bir tane. Aşağı inin. Kale, kale, male her şey var abi. Muhteşem bir yer, muhteşem. Denizin rengini masmavi yukarıdan gösteriyor. Umarım rüzgar izin verir. Delik deniz. Denizin rengine bak ya. Çok güzel abi ya. Ömer, denizin rengine bak ya. Masmavi ya. Vay be. Çok güzel. Aşağı hala ineceğiz. Cengiz abi sağ olsun. Bayağı zahmet çekti. Arabayla yeni çık. Bizi buraya kadar yetti. Çok güzel ya Ömer. Denizin rengine hemen kaldım ya. Masmavi gözü gösteriyor bak ya. Uzak bir yer ya. İnsan gelip etmiyor. Aslında insan gelse buraya var ya dize kadar şimdi bir de çöp var idi. Kaleye bak. Nasıl yapıplar? Hala şaşırıyorum ya. Taş çok, taş çok, tököye tököye nasıl yapılıyormuş eski zamanlar. Hemen hemen peletiye bak. Abi motora bak ya. Ömer neydi? Java bu mu? Java. Java. Ömer bu kaç para olur? 180 bin TL olur mu? 100 mü? Abi sıfır ya. Maşallah. Çift egzoz ya. Harika bir görüntüsü var ya. Bunu alan kullanmaz ki. Bunu koleksiyona koyar, dekora koyar. Abi zorlama ya, gerek yok. Oha. Harika bir şey ya. Java. Bak ya, motorda bir çizgi yok ya. Maşallah. 2.5-3'e geliyor dostlar. Cengiz abi çok sağ olsun. Bayağı sabahtan beri bizimle uğraşıyor. Gezdirdi, tozdurdu, yedik, içtik, sohbet, muhabbet, tarihi yeri bilmiyorum. Orası, burası, kalesi, şöyle böyle Gazi Paşa'nın bayağı bizim sağımına solumuna giriyor abi. Bayağı gezdik. Bisikletlerimizi burada onun garajına koymuşuz. Büyük bir imaratı var. Mobilya imaratı. Bisikletler şurada. Sabahtan beri tecih yağmur yağıyor. Hala gene yağıyor. Bisikletlerin yanından havlu, kıyafetleri, şampuanını almaya geldik. Bisikletler burada kalacak. Şehir merkezinde. Bu gece biz buradayız. Duşumuzu, ihtiyacımızı, adımızı gireceğiz. Yarın buradan yayla yollarına çıkacağız. Kesinlikle %90. Torus dağlarından tırmana tırmana Anamur'a doğru gideceğiz. Biliyorsunuz Gazi Paşa'dan Anamur'a doğru şiddetli ve çok tehlikeli bir yollar var. Dar, virajlı. Eski zaman iki kere ben bisikletimle o yolu geçtim geldim. Ömer için daha bir çok tedirginim, korkuyordum. Çünkü yokuşlarda biz elini alıp yolları daralıp kaza yapabilirdik. Ona hatip kesinlikle Torus dağların yaylalarından kesinlikle gidecek. Hadi bakalım hele bir gidip bakalım neler olacak, neler bizi bekliyor. O yarın belli olacak. Ana yol gider mi, yayla gider. Bu çayı ben yaptım ha. Öyle güzel çıktı. Vay anam vay, çaya bak Ömer. Al afiyet olsun kardeş, iç iç. Önce abimize abi. Dostlar saat 11. Gece saat 11. Cengiz abine sabahtan beri gez toz o tarafa bu tarafa nihayet geldik. Bir boş evi var idi. Oraya bayağı zahmet yedik plesine. Gezdirip tozdurdu bizi. Yarın buradan sabah gidip bisikletler alacağız. Buradan ya Torus dağlarının etekleriyle gideceğiz. Alamur'a doğru ya da ki ana yoluna gideceğiz. Hele bir sabah olsun bakalım neler olacak. Bayağı zahmetliydik adamı ya. Sabahtan beri bizimle gezdi tozuz. Şu ana kadar bizimle beraberdi çay, sohbet, muhabbet.
Buradan yarın devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yataktan kalkacağım gelmiyor dostlar. Çok feci bir şekilde evde yatanla böyle oluyor. Yumuşak yer, rahat yer. Dışarı sıcak. Oo, kim gidecek bu yolları? Kim basacak bu pedalları? Kim bu soğukla yağmurda gidecek? Ona hatır insan üşeniyor. Hadi bakalım kalkıp birazdan Hüseyin abi gelecek. Hüseyin abi diyorum ya. Kafa gitti Cengiz abi. Hüseyin abi şeyde kaldı. Yoldaşımızı Göttepe'ydi. O Hüseyin abi. Selam ediyorum. Ben de yarım saat kadar falan içiyordum. Kahve yaptım, kahve içiyordum. Sizi birazdan. Oo, mis gibi. Ömer bir şey unutmadın mı? Yok sen. Yok. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Bisiklet gitti. Güzel mi abi? Çok güzel. Emeklilikte yapılacak olan iş kesinleşti. Her şehirden bir güzel arkadaş hatıra kalıyor bize. Gazi Paşa'dan da Cengiz abi hatıra kaldı. Bir gün, iki gün bayağı bizimle ilgilendi. Çok sağ olsun baş tacı. Bayağı da erzak verdi bile bize. Çıntar mantar gidip alıp ya bize. Arkadaşların bir tanesi getirmişmiş. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Her bir şehirden güzel bir hatıra kalıyor. İki şey insanın kafasından çıkmaz. İyilik, kötülük. Şu an bana sor. 4 sene önce bu şehir, o şehir, bu ülke, o ülke diyeyim abi. Evet, öyle bir kötülük yaşadın. Evet, öyle bir iyilik yaşadın. İyiliğiyle kötülüğü hiçbir zaman kafadan çıkmaz. Yolculuk başlandı. Hadi bakalım bombastik bir yolculuk başlansın mı? Vallahi billahi başlansın. Hadi devam. Sağda BİM, solda A101. A101'e bir giye konser fiyatlarına bakak. Bayağı alışveriş yapacağız. Çünkü Toros Dağları'na çıkacak. Bayağı erzak lazım. Ömer konservalar o bölgede bence. Başından kahvaltını güzel bir şey. Ha, koku yiyordu zaten. Buğda töküyor, suda, sütte kaynatıyor, suda kaynatıyor. İçinde yemiş oluyor, ne oluyor, kuruzum oluyor. Bir konservlere bakalım bu yanın fiyatlarına, bir de BİM'in fiyatlarına. Bakalım bir değişiklik var mı? Kesinliğin olacak abicim, olmaz mı? Ömer burada. Neredeydi bizim o malzemeler? Heh. 25 aynen zam geldi. 18'di 25 olur. Ömer burada 25. Tabii sen keşene. Doğrudur. Sen 25 aldın mı BİM'den? A101'den. A101'le BİM'de 25 lira bakayım. Oğlum vatan. Bunlar bir dakika değişmiş sanki. Vatan malı var diye olay. Yok. Bu harbiye bir dakika. Bak bu nohutlarda böyle var. Değişip Ömer bak. Ha onları diyordum ben burada var. 29. Poşet daha iyi. 39 lira diyor. Poşet abi şey olmaz mı? Poşet alak mı acaba? Yeri de kapsamaz ha? Hmm. Bak seninki de. İstesen ona da bir bakak. O yan tarzına da nasıl bakar? Sarmaları bu yerin mesela kötü bak. Küçük. Küçük bir de şey kabı yırtılabilir. Bir baktık bizim tarz konservalardan yok. Bir de A101 BİM'den biraz pahalıymış. Öyle geldi bize. Zaten ben BİM'e geleceğim paket yüklemek için. Buradan Bilal abiye selam ediyorum. Bilal abi çok sağ ol, teşekkürler. Bana bir şeyler öğretti. Ben 200 TL'ye 15 gig internet alıyordum BİM'den, BİMSEL'den. Keçen bana öğretti ki paketi alma, paketi yükle. Yani parasını yükle. 150 TL yükle. Yani 121 TL yükle. 15 gigin yerine 20 gig versin bu duvar. Arada kaç farkıyla? 80 TL farkı oluyor. 200 veriyordum, 15 gig alıyordum. Şimdi 121 veriyorum, 20 alıyorum. Bilal abi sağ ol. BİM'e gittik. BİM'e giyende ilk baş ne yapıyoruz? Bunları bir kokuluyoruz. Oh, bir tane vuruyoruz. İyi geliyor. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Aynıymış ya. Fiyatlar aynıymış. Zaten bu A101 Şok BİM hepsi bir aileden, bir kardeş. 4 tane bundan alacağım. Ondan sonra Şok'tan ham nohut alacağım. Büyük nohutlardan. Tavuk yumurtasının yerine bildiği için yumurtası alacağım. 39, 29. Bildiği için bayağı yememişik ya.
Hava öyle bir kötü ki. Güneş. 3 gün boyunca yağmur yağ. Hayran su. Hava sıcak. Binlen bir rutubet var ya. Nefes çekme var. Ter. Hem terin içinde yak. Teri boş ver. Nefes çekilmesi böyle zor oldu. Çok nemli rutubet. Buhar oluyor her şey. Günlerden cuma. Bence okumasam daha iyisi kendim okuyor. Bu camide dostlar. İbadet. Biraz dinlenme, biraz soğuma. Çok sıcak. Çıktık yola küçük. Muz kente gittik. Gerçekten burası tam adı gibi bir yer abi. Nereye bakıyorsun? Muz. Muz bahçesi, muz salısı. Salı mı? Salonu büyük poşetlerin içinde. Böyle devam ediyorum. Muzkent. Evet dostlar, Ömer'in Kawasaki'sini şu an tamir ediyoruz. Gene teker patlama devam ediyor projesi. Zıh yaptı geçen günlerde. Şu an arka teker patladı. Zıhı sokacağız içine. Bir de öyle bir bakacağız, deneyeceğiz. Neredeyik? Bizim mekandayık. Bizim mekan neresi oluyor? Mezarlığın tam göbeği. Bugün gerçekten senin mekanın olacak oralar. Gerçekten ha. Yama. Mecun. İçtik tekerlerin hepsi patladı. Ömer'in Kawasaki'si. Doğru mu Ömer? Kral parçası mı ha? Bunu kesmeye gerek yok abi. Oğlum 6 kişi sadece tekerini çalışıyor. Şimdi bu buradan süzüyor bak. Bunu ne yapacak? Abi bak işte, olmazsa başka teker var yamalı, onları kullanıyor. Kesmeye hiç gerek kalmadı. Bir gerdirdim. Tam oturuyor. Şöyle. Var ya, ben bunu öldüreyim. Kesinliğine lan. Ya bu beni vuray ya, ben vurayım. Artık bıktım. Yokuş aşağıda fren tutmayacağım. Dalıylanıp gideceğim diğer merkezi abi. Bıktım abi ben. Bitti bu şey ya, bıktım. Oldu ya. Oldu. Kursun kesmeye hiç gerek kalmadı. Kardeşim benim ya. Videoda benim arkamdan konuşuyormuşsun, öyle dediler. Kim dedi? Senin videolarını izlemiyorum. Kim yiyor? Onu merak, adını söylüyorum. Fotoğraf mı? Fotoğraf mı? Ben senin arkandan hiç konuşsam, o, inanır mısın? Bilmiyorum. Ben senin arkandan konuşsam, inanır mısın gerçekten? He? Bakacağım videolara. Oğlum seninle benim düşmenim çok, anladın mı? Seninle benim düşmenim çok, anladın mı? Seninle beni kıskanıyorlar, anladın mı? Kafana çarpacağım şimdi. Sen, evet abi, bu oldu sayılır. Milletin sözüne inanma. Sen sadece abinin sözüne inan. Abim. He? Abi iki yaş aramızda fark var. Büyüğüm ya sen. Büyüklüğünü görmedik. Oğlum yama tuta tuta yemin var ya, inekların paramparça olur. Haftada 7 kere yama yapıyorum seni. Stop recording ne demedin abi? Ha? Stop recording niye demedin? Bakma şimdi diyeceğim, kapanacak bu. Stop recording. Yeter. Menüde ne var? Menüde çıntar göbelek var. Çıntar mantar var dostlar. Çıntar mantarı nereden getirdiniz? Cengiz abi verdi. Cengiz abi buradan... Cengiz değil. Cengiz. Cengiz. Evet. Cengiz abi buradan teşekkür ediyorum çıntar mantarlar için. Yemek yapıyoruz. 3 gün boyunca çıntar devam edecek abi. Artık menü menemenden çıktı. Fasulyeden de çıktı. Şu an şeydeyiz. Çıntar bölgelerinde. Yani çıntar projesi başlandı. 5 gün sürecek. 6 gün yiyecek. Kaç gün yiyecek bilmiyorum. 2 öğünlük çıntar, abartma ya. 2 gün. Öyle 2 gün yiyeceğiz. Bir de benim böyle konuşmalarımda var. Mesela bir de söylüyorum. 5 yıl boyunca odun var buydu. Mesela bir de söylüyorum. Abo 5 ton muydu malzeme var. Ya yani mesela bir de söylüyorum. Tamam, yalan oluyor. 25 gün buradayık. Niye boş? O benim şeyim böyle, tarzım böyle. Mesela normal konuşmalarımda da öyle söylüyorum. Mesela yani adama diyorum. Normalde tarzında mı, yalancılık mı var senin? Yalancılık değil, o bir tarz mesela. Abartma. Bak mı? Mesela bir böyle abartma da değil. Mesela bir kişi bir arkadaşına söylüyor. Kaç gün kalacak bu da? Dostum kalacak 15 gün 20 gün. Öyle bir şey. Bende de öyle bir
kötü bir huy var. Yani hem kötü bilmiyorum nasıl oluyor. Eskiden öyle yani. Bir şey söyleyen de daha fazlasını söylüyorum. Bilmiyorum. Ömer kardeş yap elinin kirinden tök onun içine yiyek. Lezzetli oluyor senin elinin kirin.